Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hacı da e, her transfer döneminde özellikle bir iki tane çok istenilen ya da çok gündem olan oyuncuları vardır ya, onlardan bir tanesi hakikaten. E, şimdi biraz istersen Hacı Wright üzerine de konuşalım. Yani olursa üzerinden ya da takıma uyum sağlaması üzerinden. Belki Galatasaray'ın geniş kadrosunu da ekrana getiririz. Hacı Wright neler katar biraz bunun üzerine de değerlendirme yapabiliriz. Yoksa zaten Hacı Wright herkesin tanıdığı bir oyuncu. Galatasaray son dönemde transferde ve sonrasında da satışından katma değer kazanabileceği oyunculara yöneliyor. İşte bunların başında da zaten Zaniolo geliyor. Buradaki plan neydi? Şu anda Roma'ya Oyuncunun bon servisini belli taksitler halinde ödemeyi vaat etti Galatasaray ve böyle bir anlaşma sağlandı. Muhtemelen de Antalya Spor'la yapılacak olan anlaşma da eğer ki bu transfer yani 6,5 milyona ve Galatasaray'ın sunduğu taksitle ödeme teklifine Akdeniz ekibi tamam derse yine böyle bir transfer olacak. Bu 6,5 milyon taksitler halinde ödenecek. İşin mali kısmı bir kere bu. Ne katar çok şey katar. Yani şu anda Seferovic ile de yolların ayrılmasını da göz önünde bulundurursak Gomis'in de belli bir yaşa geldiğini ve sezon sonunda belki de teşekkür edilme ihtimalinin de yüksek olduğunu e, hesaba katarsak e, Icardi'nin de diyelim ki bonservisini almadı. Geniş kadro rica miyiz Galatasaray'ın lütfen. Alamadı. diyelim. diyelim. Kere burada kendi bonservisiyle kendi malı olan bir santrafor olacak ve genç bir oyuncu, Dünya Kupası'nda da iyi isim yapmış bir oyuncu Belki beklenen patlamayı biraz daha geç yapan bir oyuncu çünkü alt yaş kategorilerinde özellikle Şalke'ye geçtiğinde bu patlamayı daha çabuk yapması beklenen bir oyuncuydu. Bu açıdan bir kere hani lig özelinde de önemli bir oyuncu yani çabuk süratli ligi bilendiğim mi? dedi Yani ama öyle Ligi şimdi bilen. yani. Şimdi lig, öğrendi artık yani. Katılıyorum. Yani bir de driplingi yüksek, e, golcül e, kabiliyeti de yüksek olan bir oyuncu. Hajurayt hani bu açıdan e, yani ilk bu transfer çıktığında onlar falan konuşuyordu hatırlarsan 10 milyonlar, 13 milyonlar. O zaman ben eleştirmiştim hani. Tabii seninle konuştuk da hani bu para e, yani 10 milyon Euro'lar, 13 milyon Euro'lar. Tabii ki Antalyaspor bu parayı kazansın ama e, bize döviz olarak girsin. Bizim içimizde İç iç transferde bu para gitmesin diye bir yorum yapmıştım. Eleştirenler de olmuştu ama şimdi hani en azından 4,5'lar, 5, 6'lar biraz daha normal karşılayabileceğimiz bir rakamlar ki Galatasaray'da ekonomik anlamda yapılan planlamada hani belli taksitler halinde bu paraların ödenmesi ekonomik anlamda da tabii bir konfor alanı kazandırıyor. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Cemuzan Icardi sorununu çözdü. Merak etmeyin, Icardi kalıyor. Fanatik Galatasaraylı ile bilinen Cemuzandan yine Galatasaray jest geliyor. Icardi uzun süredir kaliteli bir forvet taslak çeken Galatasaraya ilaç gibi geldi ve sezon sonunda bon şimdiden düşündürmeye başlamıştı. Icardi'nin senelik yüksek kazancı ve PSG'nin bon servisi için 15-20 milyon euro civarında bir rakam istemesinden sonra kara kara düşünülmeye başlandı. Fakat Icardi konusunda içimizi rahatlatacak jest Fransa'dan geldi. Ünlü iş adamı ve fanatik Galatasaraylı olan Cem Uzan Icardi konusunda sıkıntıyı çözüyor. Cem Uzan Instagram hesabında yapılan Icardi editinin altına yorum yaptı. Taraftarlar Icardi'nin bon servisi alınacak mı? Lütfen takımda kalsın derken Cem Uzan da kalacak kaldıracağız diyerek yorum attı. Cem Uzan da bilindiği gibi şu anda Fransa'da ve ünlü iş adamlarıyla yakın dostlukları var. Bu dostlardan birisi de PSG'nin başkanı olan Nasr El Halefi. Medyada aktarılan bilgilere göre Cem Uzan, Nasr El Halefi ile görüşerek oyuncunun bonservisini çok cüzdi bir bedelle halledeceğini söylüyor. Bu bedel de yaklaşık 4-5 milyon euro gibi çok düşük bir rakam. Hatta bu bedelin Cem Uzan tarafından karşılanacağı söyleniyor. Icardi'nin de Türkiye'de olmaktan memnun olduğu ve İtalya iddialarına kulak asmadığı gelen bilgiler arasında. Cemuzan'ın fanatik bir Galatasaraylı olduğunu birçoğumuz biliyordu. Zamanında rekor transfer bedeliyle sırf cebinden vererek Jardel'i Türkiye'ye getirmiş bir isimden bahsediyoruz. Yıllar sonra Cemuzan tekrar Galatasaray'a transfer jesti yapmaya hazırlanıyor. Bakalım ilerleyen günlerde bu gelişme hakkında daha net bilgiler aktarabiliriz. Keylan Mbappe açıkladı. Elimden geleni yapacağım. TFF'nin düzenlediği omuz omuza yardım kampanyasına PSG'nin yıldız futbolcusu Mbappe de katıldı. Programa telefonla bağlanan Mbappe, bu yaşananlar büyük bir trajedi. Hayal gücümüzün yetmeyeceği kadar büyük bir olaydı. Türkiye'nin neler çektiğini tahmin edemiyorum. Bu projenin bir parçası olduğum için kendimden gurur duyuyorum açıklamasını yaptı. Türkiye için elinden geleni yapacağını dile getiren yıldız futbolcu. Çocukların hayalleri benim için çok önemlidir. Elimde olan tüm imkanları onlara yardımcı olabilmek için kullanacağım. Türkiye için her şey çok daha iyi olacak ifadesini kullandı. Buradan da Mbappe'ye helal olsun diyelim. Birçok ünlü futbolcu Türkiye'ye yardım için seferber oldu. Bunlardan biri de Mbappe'ydi. Maalesef Türkiye'den birçok hayran olan Ronaldo ne tweet attı ne Instagram'dan yardım kampanyası duyurdu. Hiçbir yardımda bulunmadı. Bu bizlere maalesef çok üzdü. Galatasaray'dan Hacı Wright için son teklif. Galatasaray Hacı Wright için görüşmelerini sürdürüyor. Antalya Spor'a son olarak 6 milyon euro servis ve 2 oyuncu önerildi. Galatasaray'da forvet transferi eldeki kaliteli isimlere karşın öncelikli durumda. Sezon sonunda sözleşmeli golcüsü kalmayacak Sarı Kırmızı Kulüp birçok isimle konuşulurken Antalyaspor'dan Spor'dan Hacı Vırayt da gündemdeki yerini koruyor. Sezon sonunda sözleşmeli golcüsü kalmayacak Sarı Kırmızı Kulüp birçok isimle konuşulurken pazarlıklara 10 milyon euro ile başlayan Antalya Spor, 24 yaşındaki Amerikalı forveti için 8 milyon euro indi. Teklifini 4 milyon eurodan 6 milyon euroya yükselten Galatasaray ise takas olarak Emre Taşdemir ve kiralık olarak Yusuf Demir'i önerdi transferin son gününe kadar Hacı Wright için görüşmelerin devam edeceği de ifade edildi. Peki dostlar bu konuda sizin fikriniz nedir? Siz olsanız 6 milyon euroya Hacı Wright'ı alır mıydınız? Galatasaray'dan Florya adımı Galatasaray kulübü Florya arazisini birleştirme yolunda önemli bir adım daha attı. Metin Oktay tesislerinin üzerinde bulunduğu arazisinin toposu kulübe ait olmayan 40 dönümlük bölümü için izin aldı. Söz konusu parçanın da tapusu Galatasaray'a geçecek. Böylece tüm parsel 95 dönüme ulaşacak. Buraya kurulacak gayrimenkul projesine de onay çıkacak. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor. 40 dönümlük bölüme toplam 1 milyar 150 milyon TL ödenecek. Söz konusu rakam için çekilecek kredi konusunda Dursun Özbek yönetimi Ziraat Bankası ile anlaştı. Dortmund'dan Keita hamlesi Borussia Dortmund orta sahasına Keita'yı transfer etmeyi düşünüyor. İlk gazetesinde yer alan habere göre Dortmund, yıldız orta sahası Jude Bellingham'ı kaybetmek istemiyor. Buna rağmen Alman devi, önemli kulüplere adı geçen 19 yaşındaki futbolcunun ayrılığı durumunda hazırlıksız da yakalanmak istemiyor. Bu doğrultuda Dortmund, gündemine Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Keita'yı aldı. Dortmund 28 yaşındaki futbolcunun menajeri ile ilk teması gerçekleştirdi. Keita için ayrıca eski kulübü Leipzig'in de devrede olduğu belirtildi. Yine orta sahanın adı Galatasaray ile de anılıyor. Bu sezon Liverpool'da 13 maça çıkan Keita takımına skor katkısı sağlayamadı. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.